genel izleyici için uygundur. Pazarlar, Tele1 TV'desiniz. Sağlık Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün sağlık gündeminde 3 ana başlığımız var. Probiyotikler, antibiyotikler ve ağrılar. Alanında uzman konuklar ilerleyen dakikalarda bizimle birlikte olacak. Gündemimiz yoğun. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen sohbete başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Araştırmacı yazar Haydar Yılmaz, sağlık yazarı bizimle birlikte. Masamıza fermente ürünler getirdiniz. Çok teşekkür ederim. İlerleyen dakikalarda bunların üzerine konuşacağız. Tabii. Çünkü belli bölgelerde kar yağmaya başlamış bile. İstanbul'da ne zaman kar yağacak diye sorulur ya, bir baktık akşamleyin kar yağmış. Evet. Soru sormaya yine kandıran evet. Hızlı geldi. Hemen sohbete geçmek istiyorum. Evet. Ağız sağlığında probiyotiklerin rolü nedir? Biz probiyotiklerle ilgili bahsederken hep bağırsaklara biraz dikkat çekiyoruz. Tabii burada çok yoğunlar ama vücudun en önemli bağırsaklarına ve midesine giriş bölgesi aslında ağız bölgesi. Evet. Eğer burada bir mikrobiyotik olarak baktığımızda kötü bakteriler çoğalırsa, mikroplar çoğalırsa ki virüsler de buradan gidiyor, bizim bağırsak sağlığını korumamız da çok mümkün olmayabilir. Yani hep bağırsaklara odaklanırsak, ağız mikrobiyotasını es geçersek burada biraz yanlış yapmış olabiliriz diye bu konuyu özellikle biraz daha açalım. Ağzımızda elbette bize zarar verebilecek olan kötü bakteriler var. Bunlardan bir tanesi Streptococcus mutans diye. Diş çürümelerine yol açıyor, diş eti kanamalarına yol açıyor, ağız kokusuna yol açabiliyor. Aynı zamanda burun akıntısını destekleyebiliyor. İç kulak yolunu enfekte edebiliyor ve en kötüsü boğazı enfekte edebiliyor. Burada buna karşı bir savaşçı var. Çok gündeme gelmiş bir konu bu. Diş hekimleri çok daha iyi bilebilir bu konuyu. Streptococcus salivarius diye bir bakteri var. Bu mutansa karşı savaş yapan bir bakteri. İki aile gibi görülebilir. Streptococcus salivarius, Streptococcus mutans gibi. Ama bu bizim için savaşan bir savaşçı. Aynı zamanda yoğurtta bulunan Streptococcus thermophilus da en az salivarius kadar çok önemli bir savaşçı. Biz burada ağız ve diş sağlığımızı çok iyi koruyabilirsek, bu bakterileri kazanabilirsek diş çürümeleri önleyebiliriz. Diş eti bir kanamaları önleyebilir, ağız kokusu ortadan kalkabilir, burunla akıntısına karşı önlem almış olabiliriz. En önemlisi boğaz enfeksiyonunu önleyebiliriz. En diğer bir önemli konu da iki tane borumuz var boğazdan sonra. Birisi yemek borusu ve oradan mideye gidiyor, diğeri ise solunum borusu akciğerlere gidiyor. Eğer biz ağızdaki mikropları önleyemezsek akciğerlerimiz ciddi tehlikeye girebilir. Çoğu araştırmada karşımıza çıkan şu bronşit gibi, zatüre gibi şeyler ağız mikrobiyotasındaki mikropların neden olduğu evet. Hastalıklardır. Evet. Bu anlamda çok dikkat etmek gerektiğini altını özellikle çizmek istiyoruz. Burada bazen burunla ilgili veya diş macunlarıyla ilgili ortaya üreticiler bir şey çıkardıkları zaman mikropları öldürme diye yine dünkü konumuzun devamında baktığımız zaman antibiyotik gibi bazı zehirler kullanıyorlar. Bunlar gargaralar olabiliyor, buruna spreyler olabiliyor veya boğaza alabilecek çeşitli şeyler olabiliyor. Bunlarda çok ciddi bir yanlışlık var. Şunu çok iyi bilmeliyiz artık, antibiyotik ve benzeri ilaçlar mikroorganizmaları öldürüyor. Ama kötüleri öldürürken yararlıları da öldürüyor. Yararlıları da. Yani biz burada ağzımıza aldığımız gargaranın içinde veya burnumuza sıktığımız spreyin içindeki çocuklara çok daha fazla kullanıyor bazen anneler. Bilmeliyiz ki burada yararlı bakterileri de öldürüyoruz. Biz şundan yanayız. Biz savaşçılarımız var. Probiyotikler bizim için savaşan askerlerimiz. Onları ne kadar çoğaltırsak burnumuzda, ağzımızda, boğazımızda o kadar daha sağlıklı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bağırsaklara giriş yolunda bunlar önemli bir, nasıl diyelim, gümrük memuru gibi. Evet. Onlar onaylamazsa onlar içeri giremezler. Bir de viral enfeksiyonlar olarak baktığımızda virüsler çok tehlike. Hep bekliyoruz işte pandemi bitti mi, Covid tekrar gelecek mi, grip işte yeniden başımıza bela olabilecek mi gibi. Bütün bu virüslerin girdiği nokta ağız evet. ve burun. Buraya çok dikkat etmeliyiz. Sevgili seyirciler, dün Profesör Doktor Oğuz Özyaral bizimleydi. Hakikaten çok esprili bir dille,
çok önemli şeyler söyledi. Özellikle antibiyotik kullanımıyla ilgili de konuştuk. Bu konuyu ben çok önemsiyorum. 18 Kasım ve haftası, önümüzdeki hafta, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre antibiyotikle farkındalık haftası. Bununla ilgili gereksiz antibiyotik kullanmamak adına pek çok yerde seminerler ve bilgilendirmeler yapılacak ama çok da bu konu üzerine gidilmiyor galiba. Altını şöyle bir büyük kalın çizgiyle çizelim derim. Gripte, nezlede, en ufak bir ateş yükseldiğinde hemen antibiyotik kullanmayalım. Evet. Burası çok önemli. Çok önemli. Gereksiz yere antibiyotik kullanmayalım. Gerekli olduğu zaman kullanırsak o bize daha çok yararlı olacaktır. Ben bu özellikle antibiyotikle ilgili farkındalık söylemlerinin çok önemsiyorum ve çok hani bir kişi bile, iki kişi bile vazgeçse ve etkilense çok önemli diyorum. Sevgili yönetmenim, bu konuyu bir de işin uzmanına sormak isterim. Hazırmış konuğumuz. Benim çok kıymet verdiğim, çok güler yüzlü, çok pozitif, yıllardır da tanıdığım arkadaşımız, sevgili dostumuz Kıvanç Cebesoy, ortodontist, Skype bağlantısında. Ona sormak istiyorum çünkü çok önem veriyorum fikirlerine. Çünkü ben gereksiz antibiyotiklerin en fazla ağız ve diş sağlığında kullanıldığını düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Hoş geldin. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum sizinle beraber olmak. Haydar Bey merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Çok seviyorum. Sevgili takip ediyorum. Öncelikle bu hafta Dünya Diş Hekimleri Haftası. 3 gün sonra Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutlayacağız. Buradan bütün meslektaşlarıma, bilim adamlarına sevgiler, saygılar sunuyorum. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Ağzımızda bir damla tükürükte milyarlarca bakteri yaşıyor. Yani ağzımızdaki bakteri oranı aslında dünyadaki insan sayısı fazla. Dolayısıyla dışa açılan bir kapı olduğu için bu bölgenin temizliği gerçekten zor ve bununla mücadele etmemiz, biz diş hekimler açısından yüzlerce tedavi teknikleri uyguluyoruz. Ağız kokusu ya da bir rahatsız edici bir koku neden olur arkadaşlar? Bir çürümeden olur. Yani çürümüş hastalıklı bir yapı kokar. Sağlıklı bir elma düşünün. Elma kokar mı? Mis gibi kokar. Ama çürük bir elma, çürük bir meyve nasıl kokar? Kötü kokar. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz ki ağız kokularının nedeni %90 diş hastalıklarından, diş eti, çene kemiği ve diş hastalıklarından kaynaklı. Şimdi biz bununla ilgili yaptığımız bütün çalışmalarımızda gerek cerrahi müdahalelerimiz, gerek destekleyici antibiyotik tedavilerimiz olsun, bu patojen mikroorganizmalarla savaşmak üzerine kuruludur. Ama yanlış antibiyotik kullanımı ya da ilaç kullanımına bağlı olarak dengeyi bozarsanız bu sefer patojen mikroorganizmaları öldürebiliyorsunuz ama konakçı olarak orada bulunan, atıyorum mesela bir mantar enfeksiyonu başlıyor ağızda. Özellikle ağız spreyleri bizim cerrahi müdahalelerden sonra yüzeysel antibiyotik içeren gargaraları hastalarımız bilinçsiz kullandığı zaman ne oluyor dostlarım? Ya da ağız kokusunu gidermek amaçlı. Çünkü o gargaralarda böyle nane tadı da olabiliyor. Bu tür antibiyotikli preparatları ister tablet olarak ister sıvı olarak tükettiğinizde bütün mikrobiyal dengeyi bozuyorsunuz ağzınızda. Ve bu gerçekten tedavisi çok zor ve çok daha komplike durumlara düşürebiliyor. Bilinçsiz kullanım ağızda bu tür problemleri yol açarken düşünebiliyor musunuz? İç organlarımıza, bağırsak floramıza nasıl zararlar verebiliyor? Yani bir preparat yanlış kullanımı bir bölgeyi darma duman ediyorsa genel olarak, sistemik olarak vücudumuza baktığında ne kadar büyük hasarlar oluşturabiliyoruz. Bu aslında çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Mesela streptokok enfeksiyonları, işte stafilokok bakterileri ağızda bulunuyor. Bunlar bir denge halinde. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki streptokok bakterileri bugün kalp kapakçığına yerleşip özellikle ani kalp krizlerine bağlı ölümlerin %80'ine neden oluyor. Bugün ağzınızda çürük bir diş ya da uyumsuz bir porselen kaplama, diş eti iltihaplarınız aslında sadece bulunduğu bölgede değil, kalbinizde, böbreğinizde ve diğer organlarınızı zehirleyen akciğerlerde değil mi hocam? Daha çok akciğerlerde. Evet, evet. Yani bunu basit bir koku, basit bir kızarıklık olarak lütfen değerlendirmeyin.
Biz bazen gördüğümüz tablolarda, tabii ki artık çalışmalarımızın hepsini mikroskopik ortamlarda yapıyoruz. Geleneksel diş hekimliğinin yerine çok daha böyle dijital, bilgisayar destekli programlarla ağız içi tedavilerini yapıyoruz. Ama destekleyici ilaç tedavilerini lütfen altını çizerek söylüyorum buradan tüm izleyenlerimize. Kafanıza göre kullanmayın. 2 gün, 3 günlük antibiyotik, bir diş ağrısı ya da bir ağız kokusu hissettiniz, antibiyotik kullanamazsınız. Bunlar gerçekten çok tehlikeli ve sizi zor duruma düşürecek doktor reçetesiyle kullanmanız gereken ve doktor tavsiyesiyle kullanılması gereken ilaçlar olarak biz çok iyi biliyoruz. Bir de doktor korkusu olanlar var ve onlar da yıllar boyunca antibiyotikle öteleyebiliyorlar. Bu da çok tehlikeli bir şey. Sevgili Gonca, biz tıpta hep şunu söyleriz: hastalıktan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Bugün sizin baskıladığınız, halının altına süpürdüğünüz bütün kirler, pislikler yarın çok daha büyük bir problem olarak karşınıza çıkacaktır. Kullandığımız teknikler, gerçekten ben bu zamanda doktor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü çok başarılı ve güzel tedaviler yapabiliyoruz hastalarımıza. Ama lütfen kendinizin özellikle eczacısı olmayın, kendinizin doktoru olmayın. Google'da araştırdığınız yanlış yol reçetelerle bir uzmanına danışın diyorum. Son bir soru soracağım ama ilerleyen günlerde yine seni canlı yayına almak istiyorum. Belki stüdyoya gelmeni rica edeceğim. İnşallah. Pandemi sürecinde biz ağız ve diş sağlığı çok önemli. Yani her şey ağızdan geçiyor, burundan geçiyor ya. İlk sizlerden uzaklaştık. Bu ne kadar doğru? Şimdi şöyle, biz bütün önlemlerimizi pandemi sürecinde aldık. Yani doktor ya doktor kliniklerinden lütfen korkmayın. Çünkü bu klinikler hem ilçe sağlık, il sağlık ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde sürekli denetleniyor ve biz kliniğimizde bütün o hijyen ortamını sağlayabiliyoruz. Çünkü bugün basit bir diş hekimi muayenesinde bile ağzınızı açtığınızda kanla kontamine edilebiliyor. Biz sizi sadece COVID virüslerinden değil, bugün dünyada neredeyse pandemi haline gelmiş olabilen birçok bulaşıcı hastalıklar, örnek verecek olursam AIDS, HIV virüsü, hepatit B, hepatit C gibi virüsler aslında bizim kliniklerimizde, özellikle cerrahi işlem yapılan kliniklerinde çapraz enfeksiyonla ciddi bir bulaşıcılık oranı var. Evet. Ama yaptığımız bütün sterilizasyon önlemleri, kullandığımız cihazlarla bu oran kliniklerimizde %0'larda çapraz enfeksiyon. Dolayısıyla bir güvenilir diş hekimlerinizden, bilim adamlarından lütfen ayrılmayın, bilimin ışığında kalın ve 100 yaşınızda da diyorum, benim bir sloganım var, dişleriniz size ihtiyacınız olacak. Yemek yerken ihtiyacınız olacak, gülümserken ihtiyacınız olacak, konuşurken ihtiyacınız olacak. Dişlerinize ve kendinize lütfen çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önümüzdeki günlerde stüdyo bekliyorum. Keyifli bir pazar günü diliyorum. Koşa koşa gelirim. Sevgiler, iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ne kadar güzel söyledi, tabii, değil mi? Tabii. Şimdi özellikle ağızda antibiyotiklerin çok kullanılmasıyla ilgili karşımıza başka bir şey çıkıyor. Dilde büyük bir beyazlık, beyaz bir tabaka, hatta çatlamalar. Kandida konusu. Çok duyuyorum. Çok. Bu aralar o kadar çok basında yazılıyor, çiziliyor ki kandida, kandida. Bu konuyla ilgili yaptığınız araştırmalar, tabii, var mı? Biraz paylaşır mısınız bizimle? Tabii. Yani bizim en çok karşımıza çıkan septomlardan birisi. Aslında çok çeşitli varyasyonları var. Birincisi tabii dilde beyazlık. İkinci konu, vajinada bir bakteriyel mantar gelişimi aynı zamanda olabiliyor. Vajinal süs diye de tanımlanıyor. Ama vücudun her tarafında egzemalar şeklinde de karşımıza çıkabiliyor deri döküntüler olarak. Ne artırıyor, ne azaltıyor, evet, doğala inecek olursa? 1970'li yıllarda karşımıza daha çok çıktı. Çağımızın vebası diye şey diyoruz. Amerika'da kandidaki oran %50'lerde. Buradaki en büyük temel şey şeker. Rafine şeker. Şeker. Rafine şeker. Özellikle sık sık tekrarlanır ya, NBŞ denir. Yani mısır şurubundan yapılan fruktoz şurubu diye ifade edilir. Bir bakıyoruz ki her şeye konulmaya başlandı. Amerika'da böyle bir akım geliştirildi. Biz çok kalori almıyoruz. Bunun için daha fazla eti kullanmayalım. Et bizim kalp ve damar hastalıklarına çok fazla yol açıyor. Ama bir taraftan da şekeri karbonhidrat olarak çok arttırmalıyız deyince karşımıza fruktoz şurubu çıktı. Her şeye, başta kolalar olmak üzere. Hatta o baharatlı, tuzlu çorbaların içine bile konmaya başladı.
endüstriyel gıda, hazır gıda üretiyor. Bunu çok sevdi. Yani çünkü insanları teşvik ediyor. Sanırım her şeyi az az kullanacağız değil mi? Yani bunlara bu ve bu tür mantarlara maruz kalmamak için. Evet. Az az mı? Yani mesela kola içmeyeceğiz, tüketmeyeceğiz. Kesinlikle. Her şeyin sağlıklısına gideceğiz evet. Ama illa da canımız istiyorsa az mı yiyeceğiz? Nasıl Oğuz hocam dediği gibi etiket okuma, okur yazarlığı çok önemli. Önce bakacağız içinde ne var? Bizim sağlığımıza yararlı mıdır? Zararlı şeyler varsa tüketmeyeceğiz. Yani burada çok affedersiniz azı bile söyleyemiyorum. Yani kola iç içmeyelim yani. İç içmeyelim. Evet. Onun yerine başka. Asitli gızalar tabii. Meyve suyu içmeyelim. İçin yani. Evet. Kendinizin evde yaptığınız kompostonuz için, hoşafınız için bunda hiçbir sorun yok. Ama şeye geldiğinde hazır gıdalar çok tehlikeli, çok riskli. Peki, siz ekibinizle araştırma yapıyorsunuz, bir doktor ekibiyle araştırma yapıyorsunuz. Yapılan araştırmalarda, yazılarınızı da okuyorum bununla ilgili. Ne artırıyor dedik, evet. Peki ne azaltıyor, ne yersek? Önce şunu söylemek gerek. Bir de belirtileri neler, evet, onu da öğrenmek isterim. Çok fazla var. Bu mantarın, kandida mantarının. İnanılmaz var. Şimdi daha önceki konuşmalarımızda mikrobiyotada bir dengeden bahsetmiştik. 100 trilyon özellikle bağırsaklarda mikroorganizma var. Bunun %90'ı probiyotikler, %10'u ise çok az bir kısmı ise zararlı mikroorganizmalar. Kandida bunlardan bir tanesi. Aslında var bizim bağırsaklarımızda ama inaktif formda. Aktifleşmemiş ve az miktarda. Hatta bir araştırmaya göre de henüz zaten netleşmedi ama kanserle ilgili de engelleyici etkisi olduğu söyleniyor inaktif formun. Orasını tabii geçelim. Çok araştırmalar ortaya çıktıktan sonra tekrar konuşabiliriz ama özellikle şeker tüketimiyle birlikte kandida hızla artıyor. Tatlı, şekerli, bembeyaz unlardan yapılmış olan her türlü ürün bizim karşımızda kandidayı birden besliyor. Ve kandida ne yapıyor biliyor musunuz? Şekeri alıp direkt alkole çeviriyor. Yani, vücutta kaşıntılar mı oluyor? Tabii. Kızarıklıklar mı? Yani çok fazla şekeri alkole çevirdikten sonra alkolün asetaldehit diye bir toksit maddesi var. Bu karaciğere gittiğinde karaciğer bir kere zehirliyor. Toksit birinkisine yol açıyor. Kanın orada temizlenecekken, filtrelenecekken dolmuyor, temizlenmiyor. Doğrudan vücuda veriliyor. En büyük etkisini tabii şeyde görebiliyoruz, deride görebiliyoruz. Kızarıklıklar, egzemalar, kaşıntılar. Kadınlarda vajinal kaşıntı, erkeklerde bazen makat kaşıntısı falan olarak çıkabiliyor. Anlamsız şeyler olabiliyor ama sevgili seyirciler, vücudumuzda değişen herhangi bir şey için böyle minik alerji, kaşıntı, kızarıklık ne olur? Kendi kendimize ilaç kullanmayalım. Mutlaka ama mutlaka bir doktora gidelim. Tabii, bu çok önemli. Tabii. Kandidanın bir kere çok iyi tespit edilmesi lazım. Evet. Bazen böyle bir bardak suya tükürünüzü yapın, saçaklandı. Arkadaşlar bu çok şey değil. Net bir tetkik değil. Evet, bunu farklı programlarda da farklı uzmanlar yaptı ama bu çok göreceli bir şey. Yani yanıltabilir. Pardon. Önemli olan bilimsel tetkikle bir araştırmayla öncelikle tespit edilmesi lazım. Bununla ilgili şeyler yapılabiliyor zaten. Kandida başka ne yapıyor? Sizi sarhoş ediyor. Beyniniz böyle şey gibi. Beyin sisi gibi. Beyin sisi de demiyoruz ama çakır olmuş gibi. Alkol almışsınız gibi. Ama alkol almadığınız halde alkol almış gibi diyorsunuz. Karaciğeriniz alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması diye alkol tabir edilir. Sağlığa zararlı. Evet. Burada çok daha etkili olduğunu vurgulamak isterim. Vücudun her tarafında dengeyi bozuyor. Mesela çok daha fazla şeker istiyorsunuz. Tatlı bağımlılığınız daha çok artıyor. Ve devamlı susuyorsunuz. Susuzluk size şey yapıyor. Sürekli tatlıyı gördüğünüzde saldırıyorsunuz. Geceleyin kalkıyorsunuz, buzdolabınız tatlı arıyorsunuz. Veya bazılarını ben çok duyuyorum. Ya o kadar çok da tatlı canım çekti ki geceleyin çıktım arabamla tatlı arıyorum. Bütün marketler kapalı. Herhangi bir değişimde mutlaka doktora gidip mutlaka testlerimizi yaptırmamız gerekiyor. Peki nelerde ne yersek azalır? Evet, şimdi burada bir mantar olduğu için burada dikkat etmemiz gereken temel şey şu. Bir kere bu dengeyi tekrar sağlamamız gerekiyor. Probiyotiklerde çok güçlü bir kandida mantar savaşçısı var. Lactobacillus acidophilus diye bir bakteri. Bununla ilgili çeşitli yoğurtlarda veya diğer probiyotik takviyelerde biz bunu özellikle öneriyoruz. Diğer taraftan baktığımızda da kolay evde bulabileceğimiz iki tane şey var. Birisi sirke. Sirke. Sirke.
Sirke de ne kadar önemli. Çok yani önemli. Evimizde mutlaka sirke bulundurmalıyız. Evet. Hem beslenirken hem de değil mi? Yani hani cilde de iyi geliyor. Temizlikte kullanıyoruz. Temizlikte kullanıyoruz. Evet. Çok önemli. Tabii. Evet. Özellikle yemekte salatanıza ve çorbanıza bol bol sirke katmayı öneriyoruz. Şu sirkeyi, sirke. Elma sirkesidir. Fermente bunların. Doğal fermente sirkedir. Evet. Bol bol kullanılmasını öneriyoruz. Ağız içi gargara yapabilirsiniz. Sirkeyle. Bir de suya karışarak burnunuza çekebilirsiniz. Boğazınızdaki enfeksiyonları önleyebilir. Bu anlamda sirke birinci anlamda önerimiz. İkinci en önemli şeylerden birisi sarımsak. Sarımsak. Ah. Ama sirke sarımsak evet. Çok önemli. Ama yutulmamalı, pişirilmemeli, ezilmeli. Ezildiği zaman 5 dakika içinde aktifleşen allisin diye bir madde var. Çok yani dediğim gibi ezilmezse bu çıkmıyor. Ve ben bunu hemen yutayım dersen alamıyorsunuz. Ezeceksiniz. Allisinin içinde kükürt ve sülfür var. Optimum miktarda var. Çok fazla değil. Ve bunu da abartmamak gerekiyor. Yani iki dişse, iki diş. Yani bazıları diyor ki ben çok fazla... O zaman yarım diş de kullan ama kullanın mutlaka. Yoğurtlarınıza katabilirsiniz. Yoğurtla onu maskeleyebilirsiniz. Ağzım çok kokuyor. Ben işte iş yerinde... Karanfil diye bir şey var. Ağzınıza karanfil aldığınızda hiçbir şekilde onun kokusu da kalmayabilir. Sirke ve sarımsağı mutfağımızdan eksik etmeyeceğiz. Peki bu fermente ürünlerin... Farkı ne? Özelliği ne? Neler önereceğiz? Biliyorsunuz artık kar yağacak diyorlar. Kış geldi. Nasıl fayda sağlayacağız? Neler var burada probiyotik mutfakta? Dünküden programdan devamla şunu söylemek isterim. Siz dediğiniz gibi bağırlar kalmadı artık. Evet. Ne sonbahar ne ilkbahar. Evet. Sonbahar ve yazdan... ilkbahar yok. Birdenbire geçiş. Birdenbire evet. Geçiyorsunuz. Tabii yine hocamızın dediği gibi. Şemsiyemizi, hırkamızı yanımızda bulunduracağız. Evet. Hemen değiştiğinde çok, gömlekle çıkmayacağız. Çok kalın tabii, aynı. Belki çıkartacağız, yanımızda şantamızda koyacağız ama burada dikkatli olalım. Birden havanın gün içinde bile değiştiğini görüyorsunuz. Sabahleyin yaz, öğleden sonra bakıp kış olabiliyor. Buna çok önlem alın. Bütün bunların hepsi koruyucu sağlık konseptindedir. Yani bizim özellikle programımızın da temel felsefesi o zaten. Biz koruyucu sağlık tarafındayız. Evet. Ve bunu beslenmeye öneriyoruz. Bunların her biri baştan başlayalım. Bizim geleneksel ürünlerimiz. Geleneksel ürünlerimiz. Elma sirkesinin yanında ne var? Bu sirken cubin. Dünkü olduğu gibi. Oğuz Özyaral bayıldı. Ah Osmanlı'da keşke sürekli içsek. Evet. Sirken cubin ne işe yarıyordu? Sirken cubin yemekte yediğiniz zaman yiyeceklerle gelebilecek olan çeşitli mikrobik enfeksiyonları engelliyor. Evet. Evimizde yapabiliyoruz. Tabii çok kolay yapabiliyoruz. Nasıl ya? Hemen hatırlatalım. Hızlı bir şekilde tekrar anlatalım. Öncelikle karanfil ve tarçını demliyoruz. Evet. 15-20 dakika veya yarım saat. O demlenmiş olan suyu soğutuyoruz. İçine sirkeyi katıyoruz. Balık atıyoruz. Balığı 30 derece katalım yalnız sıcakken değil. Ondan sonra bunu tabii herkes lezzetini kendine göre ayırabilir. Böyle ağzı dar bir şişeye koyup buzdolabına beklettiğinizde yemekte bunu kola niyetine tüketebilirsiniz. Çok lezzetli, mis gibi de kokuyor. Dün yayında tatmıştık. Ben de evime gittiğim zaman yapacağım, deneyeceğim. Devam edelim. Sirke yine elma sirkesidir ama şunu söylemek isterim. İlle elma diye de bir şey yok. Bazen böyle insanlar takılıyor, elma mı olsun? Her şey olabilir. Meyvenin her birinden, hatta baldan bile sirke yapılabiliyor. Bu anlamda içinde asetik asit var. Yine şeyde de sirken cübünde de var. Sindirimde bize çok büyük yarar var. Ben sirkeyi kesinlikle aç karnına önermiyorum. Onu tabii ki. Tabii. Bütün uzmanlar aynı şeyi söylüyor. Şimdi yemekte bize çok yararlı oluyor. Evet. Hem dediğim gibi besinlerin sindirilmesinde, mikro ölçülerde parçalanmasında bize yardımcı olacak. Hem de bizi bu tür kandida gibi şeylerden korumuş olacak. Mikroplardan korumuş olacak. Evet. Gelelim yoğurda. Ev yoğurdu mu? Evet. Ev yoğurdu. Evimizde yapıyoruz değil mi? Evet. Şimdi sade bir yoğurt olarak bakmamak gerekiyor. Ben biraz daha bunun üzerine detaylı konuşmak istiyorum. Şimdi yoğurdu oluşturan iki tane bakteri var. Çok bildiğimiz gibi Lactobacillus bulgarius, Staphylococcus salivarius. Bütün endüstriyel yoğurtlarda da başka yoğurtlarda kullanılan iki tane bakteri bu. Elbette çok yararlı ama bunu zenginleştirebiliriz. Mesela bundan bebek yoğurdu. Bundan gaz ve şişkinliği önleyecek, midemize yardımcı olacak, sindirime yönelik yoğurt yapılabilir. Bundan kalın bağırsak sağlığımızı etkileyecek yoğurt yapılabilir. Yani probiyotiklerin fermentasyonunda yoğurt formu bizim en çok değerlendirdiğimiz konu. Ben burada endüstriyel yoğurt üreticilerine, süt fermentasyonunda olan firmalara da çağrıda bulunuyorum. Olayı biraz daha büyütelim, daha çok genişletelim. Bebekler için yoğurt, gaz ve şişkinlik için yoğurt, kalın bağırsak sağlığında yoğurt. Bunları çoğaltabiliriz. Bunun en iyi uygun şeyi, formu
Türkiye'de geleneksel olarak en çok tükettiğimiz yoğurtlardır. Yoğurt, evet. Bunu biraz daha zenginleştirmeyi öneriyorum. Evet. Benim bu konuda çalışmalarım var. Ve kendi yoğurdumuzu kendimiz yapalım. Tabii. Son dönemlerde bu çok moda. Ben henüz denemedim ama en kısa sürede sirken cübini yapacağım. Kendi yoğurdumu da kendim yapmayı deneyeceğim. Devam edelim. Şurada tabii şunu yanlış anlaşılmaması lazım. Yani marketlerde de yoğurtlar var. Hı hı. Ama market yoğurdu kullanmayın, sizi hasta eder. İşte ya o daha keyifli bir şey. İnsanın kendi mutfağında kendi ürettiği. Hani gerçekten önemli. Ben çok keyif alıyorum. Bizim kendi burada önerdiğimiz tek şey şu. Sütün işlem teknolojilerinde, mesela etikette bunu göremeyeceğiniz bazı şeyler vardır. Sütün yüksek sıcaklıklarda pastörize edilmesi ve yüksek basınçlarda homojenize edilmesi bunun protein yapılarını bozuyor. Aha. Onun için daha doğal kalabilecek bir şekilde olmasın. Biz burada aynı zamanda tüketicileri bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Aha. Eğer tüketici gittiği zaman hayır bunu sen kaç derecede pastörize ettin? Ben süt alıyorum, günlük süt alıyorum. Eskiden 3 günlüktün. Niye şimdi 1 hafta oldu, 10 gün oldu diye sorgulamamız lazım. Biz ne kadar sorgularsak onlar değişecek. Evet. Sevgili seyirciler, aşağıda sosyal medya hesaplarımıza bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Probiyotik mutfakla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Mümkün olduğunca da ben hep sosyal medya üzerinden yönlendirmeler yapıyorum. Uygun olduğunda da mutlaka soruları soruyoruz. Hem size yöneltiyoruz hem de gelen soruları hocalarımıza. Evet, ne var? Evet, bozamız. Bozamız. Kışın en çok tükettiğimiz şeylerden birisi. Hatta Balkanlarda yazın bile tüketiyorlar soğuk bir içecek olarak. Bozanın içinde de yine fermente bir ürün olduğu için laktik asitler var. Evet. Bize çok daha fazla yararlı ve keyif veriyor aynı zamanda. Yemekten sonra bir böyle bardak boza tüketmeyi öneriyoruz. Baktığımızda kefir en çok Türkiye'de bizim çok de kazandırdığımız önemli bir şey. Kefiri yine kullanılmasını öneriyorum. Burada da yine Ardaliye, dün de yine bahsetmiştik. Evet. Siyah üzümlerdeki antioksidanlar çok önemli. Buradaki polifenoller bizim hücrelerimize zarar veren serbest radikaller dediğimiz, toksinler dediğimiz maddeleri bunlar engelliyorlar ve söküp dışarı atıyorlar. Hardalyeyi evimizde yapabiliyor muyuz? Onun tabii kendine özgü şeyleri var, teknikleri var. Öncelikle kabuğuyla, çekirdeğiyle ezerek bir püre haline getirmek gerekiyor. Ardal tohumu katmak gerekiyor. Fermantasyonda ardal tohumu kattığınız zaman alkolleşmeyi önlüyorsunuz. Peki, bir virgül koyacağım. Sevgili yönetmenim, Profesör Doktor Turan Uslu'yu hazırlayabiliriz. Teşekkür ederim. Hazırlıkla ilgili edelim. İsterseniz hocama bir hazırlık olsun. Antibiyotiklerin verdiği zararlar konusunda biraz oraya değinmek istiyorum. Evet ama burayı bitirelim bence. Daha hazır değil henüz hocam. Zeytin? Zeytin yine bir fermente üründür. Hı. Yani baktığınız zaman kahvaltıda zeytin. Ama aklınıza şu gelmesin. Bu bir fermente ürün. Hı. Yani değişmiştir, dönüşmüştür. İçindeki fermentasyonda yine kısa zincirli yağ ester üretilmiş. Bizim için çok yararlıdır. Mutlaka tüketmemiz lazım. Tabi burada yine bazen 6 ay sürüyor fermentasyonu. Hı hı. Kısa sürsün diye bazı ilaçlar falan kıtlıyor. Onu özellikle vurguluyorum. Aman yapmayalım. En değerli zeytinimizi koruyalım. Hı hı. Doğal fermentasyon yolları tercih edelim. Bir sürü peynir çeşidi var. Peynir konusunu siz çok önemsiyorsunuz ve bilinçli peynirler alalım diyorsunuz. Yani burada Fransızlar çok övünür. Biz diyorlar dünyada birinciyiz peynir konusu. Hayır, Türkiye bu konuda bence birinci. Geçen gün Balıkesir tanıtımına ilgili bir şey izledim. Kirli Hanım peyniri diye Avrupa'da ödül almış. Çok güzel bir peynir yani. Yine lordan yapılmış böyle. Bizde inanılmaz derece peynir çeşitleri var. Roquefort'dan daha böyle lezzetli, Kopanis tipi diye tahmin ediyorum Çeşme bölgesinde. Çok güzel peynirler var. Onları mutlaka almayız. Ne var içinde? Elbette bir fermentasyondan dolayı kısa zincirli yağ asitleri var ama bir de sindirim enzimleri var. Yani sütü peynire dönüştüren enzimlerdir. Bu anlamda bu enzimleri aldığınızda onlar da sizin sindirimize yardımcı oluyor. Yemekte mutlaka yiyin. Mesela Fransızlar hatta yemek sonrasında ağzına peynir atarlar. O peyniri eritene kadar ağzına 5-10 dakika tutarlar. Yani enzimleri mutlaka o anlamda kullanmak açısından peynirler çeşit çeşit lezzetli, her birisinin fermentasyondaki farklı ısıl ve koşullardan dolayı gelebiliyor. Ama muazzam bir şey bunu. Terk etmeyelim, unutmayalım, bunlara sahip çıkalım. Evet, diyoruz. Hızlıca yapalım, hocamız hattaymış. Hızlıca. Turşu, evet, kışın daha çok tercih ettiğimiz. Çok kurmayı da çok seviyorum ben turşuyu. Yani kornişon en çok tercih ettiğimiz şeylerden birisi. Aha. İçinde şeyler var, yine antimikrobiyal maddeler var, asitler var. Eskiden bilmiyorum siz gördünüz mü okul önlerinde turşucular geldi. Evet. Turşu suyu içerdik biz orada. Evet. Müthiş derece güçlenirdik yani. Evet. Onu özellikle yine öneriyorum. Ekşi mayalı ekmek. Yine dünkü programda da açıkladığımız gibi
bizim sahip çıkmamız gereken, bu topraklarda yetişen hem atalık tohumlarımıza hem de ekşi mayaya çok iyi. Unutuyoruz. Ekşi maya, yani ekmek karşıtı olmak, gluten karşıtı olmak başka bir şey. Onu da tabii diğer programlarda çıkarız ama bunlar bizim topraklarımızda çıktı. Bunlara sahip çıkmalıyız. Başkalarına kullanmasını. Ve tarhana. Tarhanayı ben çok önemsiyorum. Uzun uzun konuşmak isterim önümüzdeki haftalar. Tarhana aslında göçebe toplumlarındaki en büyük şey. Yani çorbanızı nasıl yapacaksınız diye. Alıyorlar, yine fermente bir üründür. Bakın altını çizerek söylüyorum. Fermente bir üründür. Yani unu, domatesi karıştırdım, kuruttum. Bu tarhana mesele olarak bakmayın. Bunun fermentasyon süreleri vardır, sıcaklıkları vardır. Ve bizim kışın yine kullandığımız, yani hastalara şifa kaynarız deriz ya, orada en çok ürettiğimiz, kullandığımız ürünlerden, tükettiğimiz ürünlerden birisi. Tarhanayı mutlaka sofralarımıza bulundurun derim. Evet, bir virgül koyacağım. Hattımızın diğer ucunda Profesör Doktor Turan Uslu var. Efendim, ani keskin mevsim geçişlerimiz var. Ve bu geçiş mevsimlerinde de birdenbire ısı birdenbire düşünce ağrılar artıyor. Çok kıymetli, uzun yıllardır tanıdığım, fikirlerine önem verdiğim, ben de ailemden insanların, arkadaşlarımın gittiği ve tedavisinden de çok fayda gördüğü, çok sevdiğim kıymetli bir hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Gonca Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizin geleceğinizi yayına anons ettiğimiz zaman bir sürü soru gelmiş. Aslında ben bugün biraz diz konuşmak istiyordum ama hemen şöyle soracağım. Geçiş mevsimlerinde oluşan ağrılar ve rahatsızlıklar üzerine biraz konuşalım. Daha sonra da fibromiyalji ile ilgili çok soru gelmiş. Onun üzerine gidelim istiyorum. Tabii insan tek başına mikro bir ekosistem oluşturuyor. Etrafımızdaki dünyada bir ekosistem. Ve biz bu iki ekosistem birlikte yaşamak zorundayız. Yani dünyanın içinde yaşıyoruz. Tabii buradaki her türlü değişiklikten, yani işte iklimsel değişikliklerden, hava sıcaklıklarının artmasından, rüzgar değişiminden, çevresel felaketlerden, işte güneş, bunların hepsinden etkileniyoruz. Tabii ruhsal da bir takım şeyler var. Düşünün, güneşli bir havada cıvıl cıvıl dışarıda dolaşabiliyorsunuz ama soğuk havada büyük bir ihtimalle kapalı mekanlarda kalıyorsunuz. Ayrıca bu iklim değişikliklerinde esen bazı rüzgarlar, çünkü biz şunu biliyoruz ki bizim vücudumuz bir enerji halesiyle kuşatılıyor ve bu enerji halesindeki o değişiklikler de ağrılarımıza sebep olabiliyor. Eskiden işte başını sıcak tut, ayağını serin, gerisini düşünme, evet, derin gibi. Evet. Ve rüzgara maruz kalma, hastalanırsın. Tabii bunlar son 15-20 yıldır tıp kitaplarına da girdi. Yani insanoğlu da iklim değişikliklerinden etkileniyor. Evet. Ani kısıklıklarda vücudumuz o kendini ısıtmakta zorlanıyor. Veya işte ısı kaybediyor. Bunun da bir takım kas iskelet sistemi ağrılarına sebep olduğunu biliyoruz. Ama insanoğlu dünyada her iklimde yaşamaya alışmış bir canlı. Sonuçta soğuklara da alışıyoruz. Bu defa soğuklardan sıcaklara geçerken bir takım zorluklar yaşıyoruz. Bunlar normal yaşamın doğal sonuçları. Hocam, sosyal medya üzerinden fibromiyalji ile ilgili çok fazla soru gelmiş. Aslında dediğim gibi yanlış yapılan diz ameliyatlarını biraz konuşmak istiyordum ama bu konu üzerine gidelim istiyorum. Ya, fibromiyalji nedir? Evet, fibromiyalji çok sık görülen bir hastalık. 3 tane çok temel semptomu var. Yorgunluk, özellikle sabahları daha belirgin olan yorgunluk. Uyku problemleri, burada fazla uyuma, az uyuma değil. Uykunun dinlendirilmemesi kişiyi ve tazelendirmeyen uyku. İnsanı dinlendirmeyen uyku olarak kastediyoruz. Onun dışında da yaygın vücut ağrıları. Tabii bunun dışında cinsel problemler, stres, anksiyete. Daha çok vücudun hangi bölgesinde görülüyor ve biz bunun fibromiyalji olduğunu nereden anlıyoruz? Bütün vücudu tutuyor. İç organları tutabiliyor. İşte kabızlık oluyor, işte gazlık oluyor, sindirim problemleri oluyor, üriner sistemle ilgili problemler oluyor. Çok sık sık idrara gitme oluyor veya işte cinsel problemler oluyor. Erkeklerde erken boşalma, kadınlarda cinsel isteksizlik gibi çok yaygın. Uyku problemler oluyor. Bazı hastalar çok uyumasına rağmen dinlenememiş olarak kalkıyorlar. Yorgun kalkıyorlar. Onun dışında alerjilere yatkınlık oluyor bu hastalarda. Astım bu hastalarda diğer hastalara göre daha sık gözüküyor.
Ya birçok hastalık bizim daha önce yaptığımız bir çalışmada fibromiyaljide olan ve olmayan hastaları iki gruba ayırdık. Fibromiyaljide olan ve olmayan hastaların geçirdikleri ameliyat sayılarını mukayese ettik. Geçirdikleri tıbbi müdahaleleri inceledik. Ve fibromiyaljide hastaların birçok konuda normal yaştaşlarına göre ve cinstaşlarına göre çok daha fazla tıbbi müdahaleye, çok daha fazla hastanede yatma oranına, hastanede kalma oranına, çok daha fazla ameliyat olma oranını karşılaştık. Evet, bunların bir kısmı, büyük bir kısmı büyük bir ihtimalle hastanın bir takım semptomlarını abartmasından kaynaklanıyordu. İşte apandisit gibi. Bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Tabii. Fibromiyalji otoimmün bir hastalık mıdır? Otoimmün olduğuna dair bir delil yok elimizde. Daha çok psikosomatik kökenli olduğunu biliyoruz biz. Kesinlikle otoimmün değil. Daha önce otoimmün olması ile ilgili bir takım araştırmalar yapıldı. Hatta bir ara otoimmün olduğu falan söylendi. Ama kesinlikle değil. Ama otoimmün hastalıklarla da birlikte fibromiyaljı daha sık gözüküyor. Tedavi olunmazsa ilerliyor mu? Fibromiyaljı şöyle, alevlenmeler ve sakinleşmeler şeklinde seyrediyor. Hı. Bazı dönemlerde çok sıkıntılı oluyor. Bazı dönemlerde de biraz yatışabiliyor. Hı. Bazı hastalar mesela yazın çok rahat ediyorlar. Bazı hastalar kışın rahat ediyorlar. İklim değişiklikleri olumlu etkili. Mesela nemli bir havada yaşayan hasta böyle kuru iklimli bir yere gittiği zaman rahatlıyor. Evet, evet. Ama bu rahatlama uzun sürmüyor. Yani birkaç yıl sonra ortada tekrar aynı semptomlar başlıyor. Hı-hı. Hanımlarda çok daha sık görülüyor. Evet. Muhtemelen hormonlarla biraz ilişkisi var. Çocukluk çağında yaşanan travmaların çok büyük etkisi olduğu söyleniyor. Hı-hı. Yani tam olarak bilinen bir şey değil. Zaten adı da invisible hastalık, görülmeyen hastalık. Hiçbir tahlilde bir şey çıkmıyor, hiçbir röntgende bir şey çıkmıyor. Hasta tamamen normal ve hasta. Biz bunlara çok eskiden, 30-40 yıl önce nörovejetatif distoni deniliyordu. Şu anda fibromiyaji ismi daha çok tercih ediliyor. Yani vücutta bir fonksiyonel bozukluk oluşuyor. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ağrının eklemlerle çok ilişkisi yoksa, ağrı çok yaygınsa vücudun alt yarısında, üst yarısında veya bir yarısında. Semptomlar da 6 aydan uzun sürmüşse, bazıları 3 ay diyor, 3 ay veya 6 aydan uzun sürmüşse. Ve yani önemli bir tetkik, bir şey bulunamamışsa, yani romatizma testleri negatifleri, işte kanserle ilgili araştırmalar yapılır, onlar negatif çıkar. Yani bir fibromiyaji bir ekartasyon tanısıdır. Yani birçok tetkiki yaparsınız, hastada bir şey bulmazsınız. Mesela bazen boyun aksındaki düzleşme de fibromiyaljiye sebep olabiliyor. Ama bu o kadar çok yaygın bir semptom ki fibromiyaljili hastalarda ne kadar yaygın, fibromiyaljili olmayan hastalarda ne kadar yaygın, bununla ilgili araştırmalar da devam ediyor. Ama yani bir hastalık bulamadığınız zaman genellikle fibromiyaljı diyorsunuz. Yani işte geldi, işte boynunda disk hernisi olan veya sırtında ne bileyim osteoartrit olan bir hastada, eğer siz o hastalığı tedavi ettikten ve o ağrılar geçtikten sonra, yani normalde geçmesi gereken süreden fazla uzuyorsa, uzun süre devam ediyorsa, o zaman fibromiyaljiyi devreye koyuyorsunuz. Fibromiyaljı tanısını koyuyorsunuz. Yani bir ekartasyon tanısı araştırıyorsunuz. Başka bir hastalık yoksa fibromiyaj diyorsunuz. Ama kesin fibromiyaljinin olduğunu kanıtlayacak bir tetkik yok maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Stüdyoya da bekliyoruz hocam. Görüşmek üzere, sevgiler. İnşallah. Olduk, görüşürüz. Evet, bu konuda özellikle fibromiyaljinin bağırsaklara vurduğu konusunda bir sohbet yapmıştık sizinle. Bir şey eklemek ister misiniz? Bir dakikamız var. Tabii. Yani ben biraz yine antibiyotiklere geleceğim. Tamam. Baktığımız zaman genel olarak tabii şey diyoruz, probiyotiklerin etkinliklerini de onlar etkileyebiliyor. Onların sayısal ve çeşitliliğini azaltabiliyor. Bütün eklem ve dokulara çok ciddi derecede zararı var. Damarlarda mesela aort anezmesine yol açtığıyla ilgili araştırmalar var. Karşımıza bunlar çıkabiliyor. Spor hekimleri daha iyi bilebilir. Mesela antibiyotik kullanan oyuncularda, sporcularda sakatlanmalar çok daha fazla olabiliyor. O kadar zayıflayabiliyor kemikleri, tendonlar. Kemikleri değil mi? Tabii de tendonlar, evet. Yan bağlar falan. Bu bakımdan antibiyotik tüketimine çok dikkat etmek gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. 1943 yılında üretime başlandı. Aslında 1927 yılında Sir Fleming tarafından
keşfedildi. Fakat bunu bulan Fleming bile ya bu zehri ben buldum ama çok dikkatli bir şekilde ilacı dönüştürmem lazım. Bir şey sormak istiyorum. Hani diyoruz ya işte bakterilere karşı antibiyotikler hani çok kullanırsak. Evet. Peki bilim adamları bununla siz araştırmalar yapıyorsunuz. Evet. Bilim adamları gelişmiş antibiyotikler yapıyorlar mı? Şimdi 1943'te çıktı, 2023 yılında 80 yıl oldu. Aslında ilk 30 yılda bile dediler ki antibiyotik artık insan vücuduna zarar vermeye başladı. Yeni antibiyotikler bulalım. Yani insan vücuduna zarar vermeyen, hedef odaklı bulalım derken bazen de yok hayır geniş spektrumlu antibiyotikler kullanalım diye her yeri tamamen bomba atalım gibi bir şey oldu. Bu tabii biraz yanlış. Hedef odaklı olması açısından elbette kullanılabilir. Bazen karşınıza hiç bilinmediğiniz bir mikrop çıktığınızda ona karşı çok etkili olarak ancak antibiyotik olabiliyor. Fakat dediğiniz gibi antibiyotikler mikropları öldürmeye başladığında bunlar akıllı. Yani mikroplar da akıllı. Mikroplar kendilerini değiştiriyorlar. Dönüştürüyorlar. Mutasyona uğruyorlar. Çok güçlü bir mikrop şeklinde bizim karşımıza geliyorlar. Hastane enfeksiyonları diye birazcık açmak istiyorum bu konuyu. Maalesef bütün doktorlar çok iyi biliyor ki ameliyatlar çok başarılı olabiliyor ama hastane enfeksiyonlarından insanlar ölebiliyor. Evet, çok çok önemli bir konu bu. Biz gerçekten bunun karşısında önemli. Bilim tabii henüz antibiyotik üretilmiyor. Yani artık durdu. Yeni antibiyotikler neyi keşfedelim diye bilmiyorlar. Ben başka bir öneride bulmak istiyorum. Lantibiyotik. Ya bu çok önemli bir konu. Lantibiyotikleri uzun uzun konuşalım istiyorum. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz, yaptığınız araştırmaları takip ediyorum. Ekibinizle de tanıştım. Önümüzdeki günlerde çok güzel sürprizlerimiz olabilir size. Basından takip edeceğiniz sürprizlerimiz. Doğal gıdalar için çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Artık programı kapatacağım. Yani yeni bir aşamaya geldik sağlıkta. Ben sosyal tıp anlamında bir anlayışın koruyucu sağlığın çok daha önemsenmesini ve çok daha ön plana çıkmasını istiyorum. Kapatmak zorundayım. Efendim bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel bir hafta olsun. Sevgiyle kalın. İyi pazarlar diliyorum.